genel izleyici için uygundur. Merhaba, CNN Türk ekranlarında Her Şeyden Önce programına hoş geldiniz. Ben Doktor Ali Şahan. Bugün çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Kendisi kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam, şimdi kardiyoloji uzmanı, kalp, damar. Böyle tam olarak hani kalp deyince, damar deyince bu hastalıklar nelerdir? Biraz açalım mı bu hastalıkların ne olduğunu? Şimdi aslında kardiyoloji demek kalp damar hastalığı demektir. Bakın kardiyoloji işte tansiyona bakar, ritme bakar, kapaklara bakar, damarların büyük bir kısmına bakar ama kalbin kendisine ait damarlar aslında kardiyolojiyi oluşturur. Kardiyoloji bölümü de bu damarlardan dolayı kurulmuştur. Hmm. Zaten Türkiye'de kalp hastalıklarından dolayı 100 kişi ölüyorsa diyelim günde ya da bir ayda bunun 90 ve %90-95'i kalbin damar hastalıklarına bağlıdır. Evet hocam. Bu yüzden de zaten önemli. Kardiyoloji bölümü kurulmuştur. Şimdi kalp damar hastalıklarının içinde ne vardır? Kalbimizin 3 tane damarı vardır. Bir kalbin ön kısmını besler, bir kalbin sağ kısmını besler, bir kalbin arka kısmını besler. Bu 3 damardan birinde daralma olursa kalp krizine doğru gidiyor. Eğer tam tıkanma olursa da kalp krizidir. Eğer tam tıkanma olursa hele ki ana damarlardan biri ise, yan dal değilse, ya kalp krizi esnasında hasta şoka girer, hastayı kaybederiz ya da ileri derece bir kalp yetmezliği meydana gelir. Hasta şanslı ise de işte acile yetiştirilir, anjiyo işlemi yapılır, damar açılır ve normal hayatına döner. Peki bulguları nedir? Bunun bu izleyicilerimizin en çok merak edeceği bulguları ne? Ne olduğunda kalp damar hastalığı olduğunu anlayacağız. Şimdi ben bunu bir vaka üzerine anlatayım daha net olur. 67 yaşında bir erkek hasta, hiçbir risk faktörü yok. Risk faktörleri dediğim sigara içmiyor, şeker hastası değil, ailesinde genetik olarak kalp krizi geçiren ya da kalp damar hastası olan da yok. Bu hasta 6 aylık bir süreci bize öyküledi. Şu şekil diyor, diyor ki hocam 6 ay önce ben her zaman yokuş çıkarı merdiven çıkan hiçbir şey hissetmiyorum ama son 6 ay içinde 6 ay önce birden merdiven ve yokuş çıktığım zaman bir yorgunluk hissediyordum. Düz yolda bir şey olmuyordu. Zaman içerisinde düz yolda da yorgunluk ve nefes darlığı hissetmeye başladım. O düz yolda yorgunluk nefes darlığı hissettiğim zaman yokuş ve merdiven çıktığımda göğsümde baskı hissi. Özellikle sol tarafımda baskı hissi hissettim. Son bir ay içerisinde düz yolda yürürken de göğsümde ağrı ve baskı hissi ve sol kolumda uyuşma oluyordu. Artık son zamanlarda 50-60 metre gittiğim zaman dinlenme ihtiyacı hissediyordum. Hiç böyle bir şey olmazdı geçmişimde ama şimdi artık dinlenerek yürüyorum. Bu tipik bir kalp damar hastalığını anlatıyor. Hastayı koşu bandına koşturduk. Efor testi. Efor testi de 3 dakikada 9 dakikada koşturulur. İlk 3 dakika normal yürüme. Evet. Hastanın yürüme esnasındaki kalbin değişikliklerine bakıyoruz. Hasta ilk 3 dakika, ikinci 3 dakika orta derece koşma. O sırada kalpteki strese bağlı oluşan değişiklikler. Son 3 dakikada çok hızlı koşma. O andaki kalpte oluşan değişiklikleri EKG üzerinde, kalp şeridi üzerinde izliyoruz. Evet. Ve o efor testinin 9 dakikanın sonucunda hastanın en az bir 2 damarında tıkanıklık olduğunu tespit ettik. Hastayı daha sonra anjiyo işlemi yaptık. Anjiyoda hastanın ön kısmını, kalbin ön kısmını besleyen damar %90 tıkalıydı. Oraya balon stent işlemi yaptık ve yine arka kısımdaki damarın da yan dalı tıkalıydı. O da %70-80 civarında. Oraya da balon stent yaptık. Hastanın bu işlemlerden sonra hasta yürümeye başladığında yokuş merdiven şeklinde bütün şikayetleri kayboldu. Tamamen kayboldu. Burada şu önemlidir. Bizim zaten özellikle bulgu veren, yani şikayetleri olan hasta zaten bir şekilde doktora gidiyor. Önemli olan bulgu vermeyen, yani gizli olan kalp damar hastalıklar bizim için önemlidir. Onda da mutlaka diyoruz, bir kardiyoloji polikliniğine belli bir yaştan sonra gidin kontrol olun. Bir örnek vermiştiniz onun için kaç yaşından sonra? 35 yaş, erkekler 35 yaşından kadınlar sonra, 40. Kadınlar 40 yaşından sonra. Ben bile sonra öğrendim. Peki hocam, başka bir bulgu soruyorum size. Aniden tansiyonunuz yükseldi. Sonrasında bir anda da düştü. Evet. Tansiyonumuz düştü. Bunun açıklaması nedir? Şudur.
Tansiyon hastası Türkiye'nin yani 50 yaş, 40 yaş üstündeki dahiliye ve kardiyoloji hastalarının hemen hemen %70'inde, 80'inde tansiyon bulunur. Yaygın bir hastalıktır. Ben buna hastalık demiyorum, tansiyona yaşam biçimi diyorum. Yaşam biçimi diyorum buna. Şimdi tansiyon işte normal değeri biz 12, 11, 13 olan tansiyon, büyük tansiyon 11, 12, 13 olursa normal. Küçüğü de 7, 8, 6, 7, 8 olursa normal düzeyde olursa kabul ediyoruz. Evet hocam. Eğer 14'ün üzerinde olursa biraz, 14, 15 olursa bu aday. Tansiyon hastalığına, yüksek tansiyona aday bir hasta. 15, 16, 17, 18 olursa bu yüksek tansiyondur. Sıkıntı verir vücuda. Peki belirtileri nedir hocam? Bu şu şekildedir. Sıkıntı nasıl sıkıntı verir? Biz şunu diyoruz. Belirtileri şimdi değişkendir. Bazı hastalarda başta en çok verilen baş ağrısı, başta dolgunluk hissi, ensede sertlik, bulanık görme, hafif sersemlik, beraberinde çarpıntı ve göğüste baskı hissi, bazen sol kolda uyuşma. Bunlar olabiliyor. Bunlar kolay bulgulardır. Her hekimin de tedavi edeceği bir tansiyondur. Ama sıkıntılı olan nedir? İlaç kullanmasına rağmen kontrol altına alınmayan tansiyon. Hmm. Bir de hiç tansiyon hastası olmadan tansiyon normalken birden 17-18'lere çıkıyor, sonra tekrar düşüyor. Sıkıntı buradadır. Peki ilkinde nasıl olacak hocam? İlaç kullanıyorum, tansiyonum düşmüyor. Bunun düşmüyor. Tedavisi nasıl bu, olacak? En önemlisi budur. İşte aslında tansiyon hastaları bunlardır. Çünkü veriliyor bütün ilaçlar, hiç fayda görmüyor. Bir hastam vardı 38 yaşında, 25 yıldır tansiyon hastası. Hasta epey doktor dolaşmış, epey sağlık merkezlerine gitmiş, tansiyonu 16'nın altına hiç düşmedi hocam diyor. İşte önemli olan bu hastayı tedavi etmektir. Çünkü tansiyon bunun için sıkıntılı diye. Hocam sonuçta bu da kardiyoloğa gidiyor. Ama şimdi şudur, hasta şu gidiyor kardiyoloğa, ilaç veriyor, fayda görmüyor. İlaçta fayda görmedin, başka kardiyoloğa. İlaçta fayda görmedin, bir başkasına. Sürekli arayış içerisinde bu şekilde bize geldi. Bu hastaya bir baktım, bütün ilaçları kullanmış. Elimizde ilaç yok. Ne yaptık? Ondan sonra bu hastanın bir haftalık takibini oluşturdum. Kombine ilaç tedavisi. Ayrıca ülkemizde üretilmeyip de yurt dışında olan ilaçlar var. Onlardan temin etmeye çalıştık. Bu şekilde hastanın tansiyonunu işte hani 14'lere, 15'lere düşmeyen tansiyonu 12-13'lere düşürdük. 6 ay geçtikten sonra hasta o tansiyona alıştı. Son 2-2,5 yıldır bu hastayı takip ediyorum. Halen tansiyonu 12-13'lerde seyrediyor. Çok iyi. Peki diğer tansiyon problemini anlatayım. Birden yükselen, birden düşen. Bak 44-48 yaşında bir hastam vardı. Genç bir hastaydı. Hiçbir şikayeti yoktu. Tek şikayeti tansiyon. Tansiyonu hocam hiç tansiyon hastası değilim. Hiçbir sıkıntım da yok. Tansiyonu bir 18-19'lara çıkıyor. Acile gidiyorum. Bir şeyim yok diyorlar. Ondan sonra tekrar normala dönüyor. Eve geliyorum. Arada yükseliyor. Bu sıkıntı. Bu neyin habercisidir? Bu bir damarında, kalbin bir damarında bir sıkıntı vardır. Bu hani gizli kalbin bulgusudur aslında. Tansiyon olarak bulgu veriyor. Bu hasta geldiğinde hastanın bütün testlerini yaptık. Bir şey çıkmadı. Hasta efor test sırasında tansiyon takibini aldım. Tansiyonu birden yükseldi. Daha sonra istirahatı hastayı aldığım zaman tansiyon normale döndü. Bu da kalp strese giriyor. Sonra anjiyosunu yaptığımda hastanın ana damarı %99 tıkalıydı. Kalp krizine ramak kalmıştı. O hastanın stent, işte balon stent işlemini yaptıktan sonra tansiyon da tamamen normale döndü. Bir daha da tansiyon hata olmadı. Yani onu da evet. Anlatmış olduk. Hocam çok teşekkür ederim. Ben ağzınıza teşekkür sağlık. Ederim. Çok güzel bilgiler aktardınız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet efendim, bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki Her Şeyden Önce programında görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın, sağlıcakla kalın.